Ay balam ben evlenmirem. Benim için sen büyük direm. Bana dön derler dönmirem. Yahşi gelin evlenmirem. Yok ay balam ben evlenmirem. Yahşi cazibe subayım. Ay balam İstanbul'a gelirem ben. Vay babam kağıt üstü imza faydalan. Oğlunu eve resim bana hadi kaynana. Sabahın hayır, evimin direği. Sabahın hayır, gemimin kireği. Günaydın, Neşe Kelebeği. Ne o ya? Sabah sabah afyonlu fünyeyle mi patlattın kız? Nece yeni? Ya ne bileyim böyle çok neşelisin, çok keyiflisin. Yoksa rüyanda beni mi gördün? Yanlış anlama, rüyanda beni gördün derken yani müsteçen anlamda değil. Hani sana böyle çiçek verirken falan filan o anlamda, değil mi? Neşeliyim çünkü ben... Çok yakında Türkiye'de ilk ad günümü, yani doğum günümü geçireceğim. Hadi ya, Allah Allah. Hadi ya deyen de. Hadi ya deyen de, yani öyle mi? Ne kadar güzel anlamında yani öyle bir tamamlama şey yapayım dedim. Cazibe'nin doğum günü ne zamandı ya? Kemal, kafa sesini eşittim. Yok artık. At günümü yadından çıkarttığını dememeni. Ben. Ya ben var ya, sahte de olsa karısının doğum gününü bilmeyecek bir adam mıyım ya? Ben buna var ya, gülerim Cazibe. Hatta üşenmeyeyim de güleyim. Zarafat ya, zarafatçısın ha. Vallahi çok komiksin ha. Zarafat elemirem Kemal. Hayır, edirem ki mene de. Benim at günüm hansı vakitti? Hansı vakit, ne zaman? Çok yakında. Ne kadar yakında? Ha sen gün, ay, yıl falan, o tamamen öyle tarih olarak sordun. Tabii. Ya bence söylemeyeyim şimdi, sürprizi kaçmasın. O anda aa falan yapalım böyle. Kemal! Boş boş danışma. Ben onsuz da ad günümün hangi tarihte olduğunu bilirim. Tabii. Sen? Ben, tamam. Kaç tahmin hakkım var? Yaxşı Kemal. Ben bunu senden hiç gözlemirdim. Aa, ne alakası var hayatım? Yani şimdi tam böyle tarihi hatır... Aa evet, söyleyeceğim de şimdi dilim duruyor. Kemal, bana yalandan şirinlik nömresi eleme. Hayatım yani tam böyle... Şimdi tarihi tam bilemedim diye bu kadar şey yapmana gerek yok ya. Hani bu kadar kızmana gerek yok yani ben tam... sayısal olarak biraz benim matematiğim zayıftı yani. Bu benim suçum mu şimdi yani? Ne yapayım? Yani beynimin o şeye bakan tarafı hani belirli gün ve tarih ve haftalara bakan tarafı çalışmıyor. Yani öyle bir adamım ben. Ya. Ya Allah canımı alsın ya bak ben ya Zafer Bayramı'nda 30 Ocak'ta böyle Vatan Caddesi'nin kenarında böyle karda, kışta, tipinde, kıyamette böyle elimde bayrakla duran bir adamım ben yani. Öyle bir adamla muhatapsın kız. Yani yoksa nedir ki yani? Günaydın Ziver Bey. Günaydın Hulusi babacığım. Sizi gördüm ve sevindim. Ne bırak bu Amerikan özentisi dağları ne demek sizi gördüğüme sevindim. Nerede bu millet ya? Kimseler yok ortalıkta. Yaşı cazibe saatindeki sokaklar gibi ortalık bomboş. Yok Hulusi babacığım o değil ya. O değil Hulusi babacığım. Şimdi bizim çalışanların tembelliği uyanamıyorlarmış. Ne demek uyanamıyorlarmış? Yok canım. Mesai başlamış kendileri yok uyanamıyorlar. Bu bahane mi? Trampist
işte bile mesai bundan erken başlıyor yalnız bebe. Ben de öyle dedim Hulusi babacığım. Yani dedim ki arkadaşlar dedim yapmayın dedim, etmeyin dedim. Ondan sonra Hulusi babam bu yüzden kaç para kaybettiğinin farkında mısınız dedim. Doğru, doğru dedin. Her gün günde 15 kişi bir saat çalsa mesaiden... yılda oho! Ama al işte bak, ah, aptal kafa, ah, ah. Yakşı, ah. Yakşı vurma. Başın harap olup sonra benim de adımı yadına salabilmezsin. Ne yapıyorsun ya? Ben şöyle bir şey yapar mıyım be cahilem ya? Çaka çaka. Cazibe bir güldün ama, güldün. Vallahi bıyık altından güldün, hoşuna gitti. Esetlerim oynadı, onun için güldüm. Ya yapma, tamam, tamam hayatım. Olur mu öyle şey ya? Kapı. Ha, kapı. Ya ne alem kızsın sen ya? Kalk sen de benimle birlikte bak. Tamam, geliyorum. Nereden çıkarttın şunu doğum günde ya? Nereden çıkarttın şimdi sen doğum günü? Yarın da tezi yok, kapıya bir adam dikeceğim. Geç gelenleri rapor etsin bana, ben de onlara hadlerini bildireceğim. Siz hiç sinirlenmeyiniz Hulusi babacığım, merak etmeyin. Teknoloji artık kalıştı biliyorsunuz mı? Yani bunun için aletler var. Ne aletler? Ne varmış, nasıl bir şey varmış? Şimdi... Şöyle oluyor Hulusi babacığım, teknolojik olarak bu alet... böyle santraline kaydediyorsun çalışanların numarasını. Tak 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 kaydediyorsun. Ondan sonra o alet da zamanı geldiğinde... diye koydaki horoz gibi uyandırıyor. Selam Cadışko. Sabahın seher Singe Hanım. Selam böceğim. Selam hayatım, hoş geldin. Aha, hayrola böceğim. böyle şey yapmışsın, yani Türk büküne yoksa bükmeye mi gidiyorsun? Hayırdır? Böceğim, böceğim, daha bükme sezonu gelmedi. Ben de organik yazı bekleyemediğim için serayla idare ediyorum. Yani ne yapıyorum? Havuza gidiyorum. Güzel, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun da bu sefer gene çocuklarla iddialaşma lütfen. Böceğim ne yapayım yani, çocuk gelmiş bana balıklama atlayamaz ki, balıklama atlayamaz ki falan dedi. Ben de yani ona göstermek istedim. Ne bileyim ben çocuk havuzunun 50 santim olduğunu. Yani sudan tasarruf etmek için havuzu sığ yapmışlar böceğim. Bu arada bak. Ne taktın öyle boynuna? Ne o? Böceğim. Ya geçen sene doğum günümde aldığım kolye. Ay Rabbim, biliyor musun Kemal abin? Hiçbir doğum günüm atlamaz, özel günlerini hepsini hatırlar, hiç diğer erkekler gibi değildir. Hadi Meleği bu golyeyi size bile ad gününüzde almıştı Kemal abim. Ha, yaşı yeni arvadının ad gününü yadından çıkartan öküzler var. Yani bir nevi şey uyandırma servisi bu ha Ziver Bey. Heh, aynısından Hulusi babacığım gerçekten de çok güzel. Böyle çalışanları tak tak uyandırıyor. Ama nasıl uyandırıyor? Zır zır da zır 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 da zır 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 yani hiç hemen ayağı dikiyor. Aferin ya. Aferin ya. Şu kafaya bak, şu koca kafanın içindeki bilgiye bak. Ya hemen hemen bunu uyguluyoruz Ziver Bey. Yarından tez yok, bunu yapıyoruz ve bu işten kurtuluyoruz, sana güveniyorum. Tamam mı? Siz hiç merak etmeyin, Hulusi babacığım, güzel Hulusi babacığım. elbette bu da bana şey yaptı, böyle yol, su, elektrik, bir koltuk çok olarak geri döner değil mi Hulusi babacığım? Tabii, koltuk olarak. Bak Ziver Bey, IQ'suz senden biraz düşük olarak bir koltuk bulduğumda sana hediye edeceğim. Çok güzelsin Hulusi babacığım. Ay Cadiş, bu haklısın. Erkeklerin çoğu böyle öküzlükler yapar ama Kemal abin asla unutmaz. Sağ ol, sağ ol. Cazibeciğim sen Simge ablana bakma. Yani doğum günü hatırladığımdan değil. Mutlaka Fenerbahçe'nin iyi bir maçına denk gelmiştir oradan. Yoksa normalde hatırlamam ben yani. Ah ne yaşı. Simge abla, Kemal abimin bele diğer erkekler kimi öküz olmadığını öğrendiğime bele çok hoşbetten. İnşallah günün birinde bele Kemal abim gibi öküz olmayan bele yaraşıklı bir er tapabilirim. Seni gidi gidi yoksa baycanı mı diyorsun? Vallahi bilmiyorum.
bakak görek kısmet. Hayatım şimdi nereden çıktı Baycan? Konuyu nasıl hemen böyle Baycan'a getirdin? Ay aman neyse. Hadi ben şimdi çıkıyorum. Bu arada Cazi, Kemal abine sor, ilk Fafenk yıl dönümümüzde bana ne sürpriz yapmıştı, anlatsın sana. Oh, artık diyorum yani. Ay böceğim saçmalama ya, Cazi yabancı mı? Hadi öptüm sizi, affedersin. ben yabancı mıyım? Hele Susi, Fafenk yıl dönümlerinizi falan bana danışabilirsiniz. Ya bu Simge'nin de ne acayip bir hayal dünyası var ya. Yok Fafenk yıl dönümü, yok bilmem ne falan. Saçma yani, yok öyle bir şey yani. Ya hadi şu yemeğimizi bitirelim ya, o omleti. Sen... Ne oluyor be? Tip! Allah Allah! Benim bunun doğum gününü hatırlamam lazım. Yoksa benim hayatımı kaydırır bu kadın ya, hayatımı kaydırır. Oldu bu iş. Paketi de hazırlamışım. Şişt, Baycan, o ne abicim? Hediye şey... Yok, sen bana hediye şey isim yaptın sen. Yok para, sana değil. Cazmen'in ad günü var ya yakında, ona hazırlamışım. Vay çakal seni, vay çakal seni, vay 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 vay. Ne aldın bakayım peki ya? Ne aldın bakayım? Söyle bakayım. Bir şey almadım. Cazmen'in en çok sevdiği mahnıları bir diske yıkmışım. Yani... Düşünsün dinleyince. Sence nece bir fikirdir? Orta üçteki sevgiline yapmıştım ben karışık kaset olayını. Eski moda diye kafama atmıştım. Cazibe Allah canımı alsın, boşu boşuna surat yapıyorsun, boşu boşuna tavır yapıyorsun ya. Hayır sen, biliyordum yani ben biliyorum ama sen böyle bir anda sorunca dilimin ucunda yani ama her an dökülebilir yani, hemen söyleyebilirim yani. Yaşı tökülmeden evvel haber ele ki ben böyle ağız üzümü turşutmuyum. Aman be Cazibe, of vallahi illallah adama böyle yani daral bastırıyorsun ya. Ben şu gömleğimi değiştireyim, istiyorsan çık ama ha hayır. Sen değiştirirken senin o muhteşem, seksi vücudunu izlemek isterim dersen buna da hayır demem, bilemiyorum. Benim alt güdümü yadımdan çıkartan kabutun böyle göbeğini görmeye meramı yoktur. Çekil. Hemen de lafı kitle, aferin kitle. Kitle lan. Of şu gömleğimi değiştireyim bari ya, gömleğimi değiştireyim bari ya. Ne bıraktın, nerede? Burada bir yerdedir. Kimlik olmadı, pasaport, masaport bir şeyler vardı. Nerede bu gömlekler? Nerede bu? Şey yapamadım ya. Gömlekler orada de. Baktım ben de, evet farkındayım. Orada değil gömlekler. Orada değil yani. Merhaba. Bakayım. Ay. Bunları ararsan bence özünü çok yorma. Onları gördüğün gibi böyle çok özel bir yerde saklayarak. Bunları ne arayacağım? Bana ne? Onlarla ne işim var? Bu ne be? Koca karılar gibi sokmuşsun oraya. Tövbe estağfurullah ya. Sokarak. Dön altına. Kemal! Nece bir fikirdir sence? Süper süper, acayip bir süper bir fikir olmuş bu. Orijinal fikirler senin aklına nasıl geliyor da şey yapıyor? Hiç anlamıyorum gerçekten ha. Sağ ol, sağ ol. Zaten ben mutlu olamıyorum. Bari siz mutlu olun be kardeşim. Yakşı Barış, sen niye hoşbakt olabilmirsen? Aman işte şimdi benim bir hatun var da ondan da böyle dışarı falan çıkacaktık ama işte ama. Ama ne? Ama şey şimdi bu hatunu alıp da böyle bir AVM'de sinemaya falan gitmeye kalksak 20-20 40 ya sinema parası. Bunun mısırıydı, kolasıydı, gazozuydu falan filan var. Etti mi sana riski ya? Şimdi ondan sonra bunun böyle öncesinde sonrasında bir yere yemeğe falan gitmeye kalktık. Şimdi kız arkadaşımıza gidiyoruz. Monita dedik bir kere hatundan gidiyoruz yani. Onun da oyuncak ayısıydı bilmem nesiydi falan filan derken 300-400 bin lira falan ediyor. 300-400 olmasa 400-500 falan. Çok fazla para şey yapıyor. Ondan ben çok fazla şey yapmıyorum. Üzülme sen baş. Eğer senin pula ihtiyacın varsa ben sana pul verebilirim. Yok ya. Ha. Aman da canım daha neler ya. Yok yok olmaz. Bunu kabul edeceksin. Sen beni köşede bırakmamsan, evine almış bir adamsan. Yok vallahi gerçekten. Bir daha bak sana şey dertlerimi anlatmam yani Baycan'a. Gerçekten bunu şey yapamam, kabul edemem yani şimdi.
ama bak bu parayı şimdi kesin şey olarak alıyorum. Ben bunu geri veririm yani bak. %100 geri veririm. Hatta bak sen şey yapmasan. Bir kalem olayım da ben yazayım bir tarafı unutmayayım falan diye. Kalem şeysi de yok artık. Neyse. Ama bak şimdi. Çok peşin konuşuyorum. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan %100 borç olarak alırım yani buna. Tamam. O zaman tamam ben bunu şimdi mahzene bırakayım. Şey yapayım geleyim ondan sonra bir daha konuşuruz. Kendine bak hocam. Bak biraz derin de bizim. Ara kim lan sen? Bu ne be abi? Buraya soktu her şeyi ya. Buraya soktu her şeyi ya. Kim? Ay hadi hadi koş koş. Belediye bana. Hah, yap çişini. Ay Cazibeciğim ya kusura bakma yani. Çişini tutamadı, eve kadar çıkamadık. Seni zille bası verdik. Yok Mendel. Vallahi baştan söyleyeyim de küçük 1 lira, büyük 2 lira. Sadece gaz çıkartırsa ona para almıyoruz, o bizden. Nereden gelirdiniz? Ay sabahtan tutturdu Cazibe'nin doğum gününe hediye alacağız diye. Çıktık sana hediye almaya. Canım benim. Canım benim ya, ne tatlı bir çocuk ya. Ben gideyim bir bakayım da fermuarı çekerken takılmasın, erkenden sünnet olmasın. Vallahi diş atar fermuar, diş. Ama bak, hediyeyi açmak yok. Sonra sürprizi kaçar, tamam mı? Yaşlı, ad gününde açarım. Ulan ne iş edin be, prostat mı oldu çocuk bu yaşta? Neredesin oğlum? Ah, Şerif. Gel, gel, otur Şerif, otur. Ah canım, otur, otur, otur. Diyorum ki seninle şöyle erkek erkeğe biraz konuşalım. Ne dersin? Ne konuşacağız? Ha işte öyle. Havadan sudan falan filan işte ya. Ah aklıma geldi ya. Cazibe'nin doğum günü yaklaşıyor biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun demek. Peki hangi gün olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ya hadi bırak Allah'ın sorusun. Hangi gün? Niye? Sen bilmiyor musun? Ben karımın doğum gününü bilmeyecek kadar hıyar mıyım ya? Evet. Ne diyorsun be? Artist. Şerefciğim söyle bakayım Cazibe'nin doğum günü hangi gün? Söylemem. Ya söylesen ne olur ya söyle. Söylemem. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Adamım. Belki bu fikrini değiştirmene yardımcı olur ha. Şu 10 lirayı alıyorsun ve bana Cazibe'nin doğum günü hangi gün söylüyorsun? Hadi bakalım. Söylemem. Alsan oğlum. Söylemem. Tip. Ya seninki Yasmin'le babalığa mı özendi? Yok, harda o günler. Şeref'in ağzından laf almaya çalışır. Laf? He, çobut. Benim ad günümü, yani doğum gününü yadına salabilmedi. Senin doğum gününü unuttu. He, bir de yalandan beledir ki dilimin ucunda da. Ah Kinyasa, hepsinin köküne kibrit suyu. Benim Kinyasa evlendiğimiz tarihi unutmuştu. Çok iyi. Sen de böyle il dönümünüzü böyle tebrik eliyer diye gözledin he. Ay ne evlilik yıl dönümü Cazibeciğim. Evlendiğimiz gün kumara dalmış arkadaşlarıyla nikah dairesine gelmeyi unuttu Kinyas. Şerefsiz. Ne diyorsun? 200. Bu da 250. Söyle bakalım hangi gün? Söylemem. 300. Bu son arttırışım. Bak harçlık kuruna vursan nereden baksan burada 5 bayramlık harçlık var. Hadi söyle Makbule'nin doğum günü ne zaman? Söylüyorum ama önce paranı al. Tamam al paraları koy cebine koy. Helali hoş olsun sana be. Koçum benim be. Heh koy koy koy. Söyle ne zaman? Söylüyorum. Evet evet. 6 Kasım. Allah'ım cansın sen ya. Helal olsun sana be. Helal hoş olsun be. 6 Kasım tamam. Ne diyorsun oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne Kasım'ı ya? Bugünlerde olması lazım. Ver şu parayı bana geri. Sen Makbule'nin doğum gününde dedim ben de dedim. Aa, ben manyağım durup dururken Makbule'nin doğum gününü soracağım. O kadar da gerizekalı bir adamım yani öyle mi? Ben Cazibe'yi sordum oğlum. Benim doğum günü dedim. Bak istersen yukarıya. Ne tamam mı bakıyor ne oldu? Hadi söyle Makbule'nin doğum günü ne zaman? Hay bin flashback ya. Gitti 300 lira. Olsun 300 lira helal hoş olsun. Tamam vallahi helal olsun da sen bana promosyon niyetine şu Cazibe'nin doğum gününü söylesene hadi be. Adam olsaydın da kıyının doğum gününü unutmasaydın. Lan! Gel Şerif'im gel. Yaptın mı çişini?
Ha, yaptı yaptı, komple sıvadı. Hadi Cazibeciğim, biz de kaçalım. Görüşürüz, düşünce sıkın yaz. Güle güle gel Mahpule bacım. Hoşça kal. Ne oldu? Şeref'in ağzından söz alabildi. Ağzından söz almak mı? Yani şu anda ne demek istiyorsun hiç anlamıyorum Cazibe. Heyf ki ne heyf. Giç gider uşağı bile meni senden daha çok fikirleşir. Giç kadar dediğin uşak benim 300 liramı çarptı be. Yan kesici ya. Tip ya. Oh. Bak şöyle. Konuşmuyor, sonra ararım, evet. Tamam, konuşturacağım canım ben. Hadi öptüm. Hadi bak. Çıkıt. Of Allah'ım ya, of ya. Kafelerde, kapalı alanlarda tıkıldık kaldık, tıkanıklık yaşıyoruz ya. Daral bastı bana ya, of. Tamam, haklısın da yani Mayıs ayı havaya bak. Yağmur, çamur, dolu falan yağıyor yani. Havalar birbirine girmiş, kafayı yemiş diyorlar. Nasıl yani? Ya ben de anlamadım ama yani böyle sonbahar, kış, ne bulan yaz. Ortada su şişesi falan gibi herhalde. Allah'ım ya, aslında var ya bu yazın geç gelmesi çok iyi oldu. Çünkü bu sene may olsun, bikini olsun, paray olsun onların adetini 92 ile sınırlandırdım. Daha fazlasını almayacağım ve harcamayacağım. Ama yeter bence de. Zaten kostümlerimiz tamam, böyle küpeler falan da aldık değil mi? Kocaman kocaman. Onlar okey de bence böyle bir cilt bakımı, bir renk menk falan böyle bir şeyler kendimize bakmamız lazım. Resmen İngiliz çedar peynirine benzedik ikimiz de. Ay dur bir saniye izin ver de ben bir kahkahalarla gireyim tutuşkom, tamam mı? Aa, çedar peyniriymiş. Sensin peynir. Ben bir kere sütlü İsviçre çikolatasıyım, anladın mı? Peynir olanlar düşünsün. Tamam tamam da gidelim şöyle bir cilt bakımı, bir böyle bir parlayalım, ışıldayalım yani. Tamam şöyle yapalım o zaman. Senin geçen seneki gittiğin sol yardımcı yok mu? Açık mıdır? Ona gidelim. Yok hayatım yok. Onun odası geçti. Böyle şahane, kocaman, acayip popüler. Herkes onu konuşuyor. Bir sol yardımcı açılmış. Ona gidelim. Böyle son model aletler falan getirmişler. Parlıyormuşsun böyle altın gibi. Yakışır. Manyak, her tarafı kırmızıyla donatmış ya. Her şey kırmızı mı bu kadının ya? Her şey kırmızı mı ya? Kaç, kaç, kaç. İyi günler sahnelerimizin kraliçesi. İyi günler Orta Doğu'nun, Balkanların billur sesli sanatçısı. Hiç de detone olmadan o kadar güzel söylüyorsunuz. Yanıkalı, keskin ya. Ne var, ne oldu? Anlaşıldı demek ki. Efendim, içimden geldi de sizin o tatlı çocuğunuz var ya, şerefsiz olmayan Şeref. Ona bir hediye alayım dedim ya. Çok tatlı çocuk, ne güzel yapmışsınız. Ağzından laf almaya çalışıyorsun ama yemezler canım. Efendim, yenecek bir şey değil zaten. Bu araba vın 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 oynasın diye. Kule Hanım yapmayın ya. Gözünüzü seveyim. Bakın Cazibe bana düşman olacak yani. Bana söyleseniz şu doğum günü tarihini. Hadi bir kıyak. Söyleyemem canım. Hatırlasaydın karının doğum gününü. Bak Kule Hanım, bakın Cazibe'yle durumumuzu biliyorsunuz. Yani biz onunla biliyorsunuz sahte yani böyle kağıt üstünde hani o anlamda. Bana bak Yiğit Efendi. Kağıt üstünde de o imzayı atmış olsan karının doğum gününde aklında tutmak senin en büyük vazifen. Ulan sırf senin için boğa besleyeceğim evde. Vallahi salacağım üstüne. Kim? Lan! Ah! Allah'ın prometüresi güvezden kaçmış gibi geldi. Kaptı hemen oyuncağı. 300 lira altı bir de oyuncak girdi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bit bit deniz kenarlarının süper kahramanıyım. Suda şaka yapanın yegane düşmanıyım. Bit bit. Ay ne yapıyorsun sen? Yer titresi misin? Nesin başımıza ya? Ne oldu? Şey mi oldun sen? Hakem mi oldun? Ha, hakem oldum, hakem. FIFA kokartımı aldıktan sonra Ukrayna deplasmanına gidip yürüyeceğim. Ben bayıldım kıyafetine canım. Yıkılıyor. Canım sağ ol. Can kurtaran olmaya karar verdim ben. Şimdi beach club'lara gideceğim. Sağlı sollu can kurtaracağım hayırlısıyla. Ay bu çocuğun bu kuru canlığı beni öldürüyor ya. Beach club değil onun adı, tamam mı? Beach club. Bir kere beach club'da kıyafete gerek yok. Anladın mı Esmer'i? Güzeldi. Neyse canım. Can kurtaracağız sonuç itibariyle.
Üzerime rahat bir şeyler alacağım. Çatır çutur canları kurtaracağım. Hem gözler çakışınca kıyafetler kıyafetsiz kalır. Bana bak, senin kulakların kaç gündür çekilmiyor galiba. Bit. Aman çocuklar sakın açılmayın o kadar. İlerler dediğiniz anası falan filan var. Bak kaç seferdir Erdoğan'ın kulaklarını çekiyorum. Bir daha böyle yakınlaşma olursa senin kulaklarından çıkacağım. Bir sürü işimiz var, daha solaryum dışına dönüp kalk bakayım gidelim. Kalk gidelim. Aa, hayret bir şey ya. Solaryum lan alama açık. Yazıklar olsun sana be Kemal. Lan koskoca adamsın. Bütün el aleme rezil oldum ben. Soytarı oldun, soytarı. Cücük kadar şeref bile seninle dalga geçiyor. Tip. Ulan sahte mahde, resmi bir evlilik yaptın. Yani kızın bilgilerini bir yazsana kenara, bir not al ya. Yarın öbür gün lazım olur, bir not al be kardeşim ya. Cazibe de çoktan uyumuştur vallahi. Ulan böyle de kızın odasına hırsız gibi yani girilmez ki ya. He tabii yumurta kapıya dayandı, ondan sonra gel burada böyle rezil rezil hareketler yap. Cazibe. 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 Ev ev değil, darıcı hayvanat bahçesi. Aa. Vay be, çantayı yastığın altına gizlemiş. Teknolojik alat işte o görevi görmekte. Oo, Kemal Bey, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Demin arkadaşlara bu çok özel teknolojik alatı anlattım ama madem ki siz şirkete en son geldiniz, size de bir kere daha izah edeyim. Ziver'cim, böyle laf sokmayı bırakalım da bir anlatalım bakalım bu alet neymiş, bir görelim. Ne o?
Şimdi Kemal Bey, bu alet çok yüksek teknolojik bir alattır yani. Bir nevi uyandırma servisi. Uyandırma servisi, Şimdi şöyle oluyor. Bu alata ev telefon numaralarınızı giriyoruz ve sizi sabahtan erkenden uyandırıyor. Neden? Biliyorsunuz ki şirketimizde bir uyanamama, işe geç kalma problemisi var. O yüzden bu alat sayesinde ne olacak? Kuracağız ve erkenden sizi falan diye bir uyandıracak. Neyse, şimdi benim telefonu kırıyorum. Evet. Evet, kırdım. Hop, tamam. İşte bu kadar. 6.30'a kurdum. 6.30'da bu koydak horozum ödecek. Ben çık kalkacağım. Çok güzelmiş. Sizin telefonunuz kaçtı? Dur sen dur. Hulusi Bey'in telefonunu vereyim de erkenden uyanınca Hulusi Bey belki bu projenin saçmalığını anlar, vazgeçer. Şimdi hocam benim ev biraz uzakta ya. Diyorum ki hani benim uyandırma servisini 6.30'a değil de 5.30'a ayarlarsanız daha rahat gelirim, ha? Yani Kemal Bey, vallahi çok duygulandım ya. Ağlatacaksınız beni. Ama trafiğe kalmayın diye ben sizi ne yapıyorum? 5'e kuracağım. Telefonunu alabilir miyim? Tabii tabii, bir saniye vereyim, kurarsınız. Benim için münasiptir. 5 çok iyi yani. 0212. 0212. Anne adı, baba adı, tırı vırı. Allah Allah ya. Annesinin babasının adını bilsek doğum tarihini de biliriz herhalde. O kadar öküz değiliz. Bir de internet hayatı kolaylaştırıyor derler. Ah, en önemli bilgiye şu anda ulaşamıyor. Güven abiciğim. Yavaş lan. Bak görüyor musun gene bir Hulusi Bey bir acayip bir uygulama mı neymiş, başlatmaymış mı? Sabah erken mi kaldırıyorlar mıymış, arıyor muymuş mu neymiş lan? Ne alakası varsa ne saçma bir şey ya. Ne demek ne alakası var? Senin gibi amipler yüzünden işe geç kalıyorsun, ondan sonra böyle uygulama koyuyorlar işte, tip. Kemal, abici sen gene bir gergin misin? Ne oluyor anlamadım. Bu morgucum falan taksisi mi geldi yoksa Kemal? Hayır, Cazibe'nin doğum günü geldi, yaklaşıyor. Harbiden ha. Evet, Cazibe yengenin bu aralar doğum günüydü, ben biliyorum. Vallahi mı lan? Aslansın sen be, cansın be. Hangi gün söyle abi? Ben de bilmiyorum abiciğim ama hani bu yakınlarda bir yerlerde olduğunu biliyorum yani. Kemal, ne oldu? Ne oldu kardeşim, ne? Ne oldu? Cazibe'nin doğum günü. Unuttuk, tırıvırı yapıyor bize. Artistik yapıyor. Bir kapris, bir bilmem ne. Yalnız abiciğim, ayıp ediyorsun sen de ama. İnsan karısının doğum gününü unutur mu ya? Ne acayip adamsın lan. Ulan bacam bile unutmamışken sen gidip neyi unutuyorsun? Çok saçma yani ya. Bacan mı? Bacan mı? Ne bacanı? Bacan dedin şimdi. Kim bacan dedi? Ben bacan demedim. Ne bacan? Bacan dedin oğlum. Bacan dedim. Ben de bacan mı dedim? Bacan mı dedim? Sen bacan mı dedin de ben niye bacan dedim? Bacan kim lan? Manyak manyak konuşma lan. Nereden biliyorsun bacanı unutmadığını? Şeyden şimdi böyle... Ben geçen gün kafede karşılaştıydım bacanla. O da işte bu Cazibe'nin doğum günü bu aralarda mıydı ne miydi falan dedi. Ben de oradan şey yaptım yani. O kadar işte. Keşke Bağcan'ın telefon numarası olsa. Arar sorardım be kardeşim. He. Keşke olsaydı sorsaydı. İşte ben de öyle tesadüfen karşılaştığım için bir kere gördüm. Bağcan'ı nerede göreyim lan ben? Böyle işte şey yapmış da gidiyormuş. İstanbul'un kim bilir neresinde ne oturuyor da ben de Bağcan'ın şeyini bilecekmişim. Allah Allah. Ne bileyim lan ben Bağcan'ı. Manyak mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ne biçim bir panik bu ya? Hasta mısın sen? Nesin? Allah Allah. Benim şu anda acilen Cazibe'nin doğum gününü öğrenmem lazım kardeşim. Bir şey yapmam lazım. Manyak ya tip. Cazibe kız. Sana bir şey soracağım. Sorur. Şimdi senin bu kinyas senin doğum gününü hatırlasa. Ay yok, hatırlamaz. Ay canım yani diyorum ki farz et hatırlasa. Yok Mevlül bacı, hatırlamaz, hatırlasa ne hatırlayardı? Ay canım diyelim hatırladı. Yahşi söyle. Sana ne hediye alsın isterdin? Vallahi hiç fikirleşmemişim. Ha, bana bak, burnun uzamaya başladı bile. Yaş, bir defaya fikirleştim. Ha, yani sana şöyle zümrüt bir kolye mi alsın isterdin? Aa, yok, benim ele zümrütle bir yapman işim yok. Yani kinyas... Kemal, bana böyle bir dene çiçeğinle gelse... Yaşı ki anadan doğmuşsan... Doğmuşsan da benden seninle evlenmişim desem bana besti.
Ama harda? Hayır, hayır. Ne bu, ne buldun, ne oldu? Burç, burç. He? Burç, burç. Burç, burç. Burç, burç. Şimdi Cadı Yenge'nin burcunu öğrensek hangi tarihte şey yapmış, doğmuş mu, doğmamış mı? Öğrenemez miyiz? Öğreniriz. Vallahi Cazibe'nin burcunu bilmiyorum ama sen hangi burçtansın ben şu anda öğrendim. Sen tipik bir amip burcusun. Yani? Oğlum amip. Hangi burçtan olduğunu öğrensek bile bir aylık dilimi kapsıyor. Hangi gün doğduğunu nereden bileceğiz? Allah Allah, zor durumdayım diyorum. Sen bana böyle saçma sapan fikirlerle geliyorsun be Barış. Bari şu anda o Baycan denen deniyor. Almış eline böyle hediyeyi, aportta bekliyor Cazibe'ye vermek için. Ne yapacağız? Ben ne bileyim abiciğim, nereden ben bileyim ki zaten? Tesadüfen bir karşılaşmış mıymışım, neymişmişim? Zaten adam İstanbul'un kim bilir neresinde oturuyor? Gebze'de mi oturuyor? Adasının şeyinde mi oturuyor? Ne bileyim abi? Vallahi bilmiyorum ama hiç de haberim yok yani şimdi. Manyak mısın oğlum sen? Sana Baycan nerede oturuyor diye soran oldu mu? Deli misin? Zaten sorsan da cevap olmaz Kemal. Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Nereden bileyim lan ben? Hiç haberim bile olmayan bir şey bilmiyorum yani. Şey yapıyorsun da gitmiyorsun yani, Allah. Tövbe estağfurullah, imalat hatasısın sen ya. Vallahi imalat hatası ya. Hadi yiyin. Hadi yiyin, hadi yiyin. Ne? Yavrum böyle ben titreşimini çok yapıyorum. Ne yapıyorum? Alttan bir giriyor bazen böyle aşığı oluyorum. Ne koyuyorsan artık telefonu. Alo. Buyurun benim. Bankadan mı arıyorsunuz? Evet. Limitlerimi mi yükselteceksiniz? Olur. Güvenlik sorusu. Buyurun sorun bakalım. Anneme kızık söyledim. Sana da anneme kızık söyledim. Sana gerizekalı anneme kızık söyledim sana. Tarih falan yok zaten. Yok kadar telefonu şimdi ağzını yüzünü bildim. Biri bak, ben de şimdi bilgilenme şeysine deyip arayıp anneme kızlık şeysine laf atıyor. Acayip sinirleniyorum zaten ha ben Kemal. Tövbe estağfirullah ya. Salak arkadaşım, gerizekalı arkadaşım. Banka onu güvenlik nedeniyle soruyor ya. Tip. Barış, hiç beni tutma bu sefer öpeceğim. Ne öpeceksin lan, ne öpeceksin sen? Ya annemin kızlık şeysinden de zaten böyle atmışım. Öpemezsin anneme ne ya Kemal, kötü olmayalım bak. Oğlum manyak mısın? Ben anneni niye öpeyim durup dururken? Seni öpeceğim. Gel. Gel, gel, gel. Çünkü bana çok güzel fikir verdin kardeşim. Hadi ya. Ben verdim değil mi? Ya Kemal işte benim kafam nasıl çalışıyordu artık. Fikir üretiyorum gibi böyle. Ulan bilgisayar gibi kafam var gerçekten. Ürettikçe üretiyorum artık işte. Kafana var ya. Dur, dur. Kardeşim benim. Şimdi Cazibe'yi aramam lazım. İlk önce numaramızı keseyim. Alo. İyi günler. Cazibe Kükreyen'le mi görüşüyorum acaba? Nene. Öncelikle iyi günler diliyorum Cazibe Hanım. İsmim Murat. Güvenbank Müşteri Hizmetleri Departmanı'ndan arıyorum. Lütfen hattan ayrılmayın. Zekalı, klasik müzik, klasik müzik. Bağladın hemen bozla kafasına. Sayın müşterimiz, bankamızın hizmet kalitesini arttırmak amacıyla müşteri temsilcimizle yapacağınız bütün görüşmeler kayıt altına alınacaktır. Onaylıyorsanız biri, onaylamıyorsanız 962 milyar 873 milyon 468 bin 742'yi tuşlar. English Press Now. Diyorsun sen gerizekalı, ne yapıyorsun be, ne yapıyorsun? Sana şimdi Press Now'ı yapacağım, göreceğin gün. Şey yok, ne olur ne olmaz bir onaylamayacağı falan tutar. Ondan dedim ki uzun bir şey söyleyeyim de öyle yani basması falan acayip zor olur da. Şey yapmaz. Konuş konuş, göreceğim basma nasıl oluyor, bir dur. Öncelikle beklediğiniz için çok teşekkür ederiz Cazibe Hanım. Değmez. İnşallah değer. Efendim eşinizin bankamıza sizin adınıza yaptığı kredi kartı başvurusu olumlu sonuçlanıp... Kemal benim için böyle kredi kartı çıkartıp da. Evet, evet.
sizin adınıza kredi kartı başvurusu yaptı eşiniz. Demek ki eşiniz Kemal Bey sizi ne kadar çok seviyor ve değer veriyor. Sayın Cazibe Kükreyen, kredi kartınızı aktif hale getirmek ve posta adresinize postalamak için bazı kimlik bilgilerinize başvurmam gerekiyor. Ya şu vakti az gözlüğün ben kimliğimi getireyim. Hiç zahmet etmeyin, sorularımız o kadar zor değil. İlk önce adınızın ve soyadınızın Cazibe Kükreyen olduğunu onaylar mısınız? Belli. Belli. Bu iş çok kolay olacak kardeşim, yavaşlan. Efendim, doğum yeriniz? Bakı. Bakı. Bakalım bakı mı? Evet, taktım bakı. Efendim, doğum tarihiniz gün, yıl, ay, gün ya da ay, gün, yıl hiç fark etmez, söyleyin. Yeni anadan doğduğum tarih dersen. Bankadan zengeliler, Kemal Nene kredi kartı çıkartıp gele bilgilerimi soruşurlar. Evet, bir avazla söylerseniz çok iyi olur. Benim doğum tarihim Mayıs'ın... Cazibe sakın. Vere telefonu bakayım. Bana bak. Hangi bankadan arıyorsunuz bakayım? Hay bin yırtık don ya. Makbule girdi araya be kardeşim. İyi günler efendim. Öncelikle araya girdiğiniz için teşekkür ederiz. Güven Bank. Ha, peki ben nereden bileyim sizin Güven Bank'tan aradığınızı? Efendim öyle şey olur mu? Tabii ki gerçekten Güven Bank'tan arıyoruz. İsterseniz size bankamızın jingle'ını dinletebilirim. Bir saniye lütfen. Dinlet, dinlet. Şş, bana bak. Jingle yap, jingle. Banka jingle yap. Kadın kıllandı, Makbule girdi araya. Jingle ne lan? Kime ne yapayım? Jingle ne yapayım şimdi? Ulan oğlum, banka diyorum. Reklam müziği, reklam müziği yap. Slogan, hadi. Güven Bank, Güven Bank. Bizde paranız batmaz. Allah çarpsın bir şey olmaz. Güven Bank. Vallahi billahi bize emanet edin. Hiçbir şey olmaz Güven Bank'ta. Zekalı, paranız bizde kalmaz, paranız bizde batmaz diye jingle mı olur? Manyak mısın oğlum sen? Bakayım şimdi, bu bankalar için en önemli şey güven değil mi? Adam Allah canım alsın, paranız bizde batmaz diyor. Daha ne desin adam ya? Ulan sana güvenen de kabahat zaten, tip. Efendim, öncelikle jingle'ımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu anda yapım aşamasında olduğu için size demoyu dinlettik. Efendim, Cazibe Hanım'ı telefonu alabilir miyiz? Olayımız hallolsun hemen. Durun bakalım, o kadar kolay değil. Müdürünüzü bağlayın bana önce. Müdürüm tabii, zaten şu anda o da kendisi bağlanmak için hazırda bekliyor. Bağlıyorum efendim. Müdürle konuşacağım diyor. Bana bak, müdür taklidi yapacaksın. Eğer bir yanlış yaparsan, bir amirlik yaparsam seni yakarım abi. Hadi, hadi. Senin karşında tek ayak üstünde hiç böyle sekmeden yalan söylemeyi becerebilen bir adam var Kemal. Dikkat et şimdi. Hadi, hadi bana söylediğin gibi söyle. Alo. İyi günler. Ben Güven Bank Müdürü Ahmet Bey Kacar. Alo, müdür bey. Buyurun Makbule Hanım. Makbule Hanım mı? Allah senin bin türlü cezanı versin gerizekalı. Makbule Hanım, sen benim ismimi nereden biliyorsun bakayım? Bizim şimdi bankamızın şeysi vardıydı. Bu ses tanıma cihazıyla kimlik analiz şeysi yapıyordu bankamız bizim. O yüzden... Ha, üç kağıtçı kinyas, tahmin etmiştim zaten. Kapattı. Bak gördün mü? Ağzından laf almaya çalışıyor seni. Ay Allah, ben de öz üzüme derim ki bu tele sekreter menle niye bile hatatatatatatat diye pepele danışır. Barış da yanındaymış. Ya. Bak, arama motoruna geri zekalı yazıyorum. Enter'a basıyorum. Aa, tek bir sonuç bulundu. Barış. Ama emin olmak için görsellere basıyorum. Ah, senin pepelek suratın. Tip! Güzelin planın içine ettim. Abi o gün böyle tam böyle böyle toparladıydım gibi falan oluyordu. Hani böyle ses kayıt cihazı falan diyordum ha. Ha, toparladın, toparladın. Tabii, paçadan bıraktım. Alta talaş isteyeceğim şimdi kapıcıdan. Hasta mısın oğlum sen? Oğlum burası CIA mi ya? Yok ses tanıma sistemi bilmem ne. Vallahi manyaksın sen ya. Of, of. Hadi yürü, toparlan, gidiyoruz. Nereye Kemal? Nüfus müdürlüğüne. Nereye olacak? Allah Allah. Dur bakalım. O zaman biz şimdi nüfus müdürlüğüne falan gidiyorsak... Şimdi kafa birden yeni çalışmaya başladı. Böyle zehir gibi geliyor. Bilgiler geliyor. O
Tamam biz gideriz orada. Cazibe Engin de sizin kütükten girip doğum tarihi şeysini falan da bulur diye hazır gitmişken şey yapalım. Ben Barış sana buradan bir gömerim, nüfustan kaydın sinirle. Adam hasretme diyor. Ay Tutişko, emin misin ya buranın çok moda bir solaryumcu olduğundan? Yani tabii ki eminim Simsim'im. Emin olmasam bizi buraya getirecek değilim herhalde. Yıkılıyor kızım burası. Bütün İstanbul burayı konuşuyor. Ay Allah ya, solaryumcu mu yoksa Ramazan'da pide kuyruğunda mıyız belli değil yani. Yani anla artık ne kadar popüler olmuş, söylüyorum işte sana. Yoksa boş boşuna mı gelecek bu kadar insan Simsim? Görüyorum arkadaşım. Terbiyesiz bir de görüyorum diyor utanmadan. Sen çok zekisin, öne geçeceğim. Biz enayi sırada bekliyoruz değil mi? Terbiyesiz. Ama hanımefendi. Bak, bak, bak hala bir de konuşur cevabı. Geç bakayım sıranın arkasına. Geç bakayım ayağa. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Geç sıranın arkasına bekle. Tek sen sırada. Saygı kalmamış insanlarda ya. İnanamıyorum resmen. Kardeş! Kardeş! Gel buraya, gel buraya. Ne zaman açılacak bu solaryum? Bekle bekle, menopoza girdik burada. Harit bir şey ya, sıkıldık yani. Hasan abi, açsana kapıyı abi. Sen niye sıraya girdin ki? Allah Allah. Ne bileyim canım, bu şirretler beni arka tarafa attılar ya. Ay ne bileyim ben adamın buranın çalışanı olduğundan yani. Ay evet. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Anlayamıyorum bakışlarından. Kocaman gözlükleri takmışsın. İfadesiz insan ya. Ya tamam hemen hoplatıyorsun. Sinirlerini bekliyoruz işte. Öyle düşün. Ay Allah. Karışıklık oldu. Dural abi. Oo Kemal. Nerelerdesin oğlum ya? Hoş geldin. Oturun, oturun. Yok abi, oturmayalım ya. Vallahi öyle bir uğradık. Arkadaşım Barış'ı tanıştırayım, Dural abi. Dural abi. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Abi, rüzgar yani şey, bizim işler biraz karışık ya. Ben Hatun'un doğum gününü unuttum, karımın. O da biraz bozuldu. Ondan sonra şimdi işte ne bileyim hani ne yapabiliriz diye sana geldim abi. Kimlik bilgileri lazım. Aynen. Şey var ya, nerede otur ben şimdi şey yapamadım. İşte ben de kimlik şeydim. Sana buradan bir gömerim. Allah canımı alsın. Var ya, kimliklerin böyle bilgisiz kalır. Her şeyin bilgisiz kalır. Adam senin bilgilerin ne yapsın oğlum? Bilmiyorum abiciğim şimdi. Ben de ilk defa bu kadar böyle nüfusu biriyle karşılaşınca bir an herhalde aniden heyecan yaptım. Böyle kimlik şeyini. Sus, döverim. Kemal'cığım, öyle de bir zamanda geldin ki abi. Saatlerdir bilgisayar sisteminde arıza var. Yarın gel, bilgisayardan çıkartalım, olmaz mı? Aman abi, ne yapıyorsun? Yarın benim için çok geç olur. Hayat memat meselesi vallahi. Biliyorsun kadınları ya, hemen arızaya bağlıyorlar. Başka bir çaresi yok mu ya, halletsek? Tozlu raflar arasında tek tek elle ararsan belki bulursun ama çok zor olur be Kemal. Ben sana dedim abim işte, gene tozlu mozlu bir sürü raftan içe gibi tozdan çek. Allah aşkına bir sus, vallahi döveceğim seni ya. Vallahi resmi dairede öldüreceğim seni şimdi bak ya. Abi önemli değil, tozlu mozlu üflüye üflüye ararız biz ya. Sana gözünü seveyim ben. Hadi o zaman arşive inelim. Biraz zor olacak ama. Cansın vallahi. Hadi oğlum. Yürü lan yürü, adam hasta etme yürü. Ya Barış, Barış kes şunu be, kes! Ya, ne dedi ya abicim? Allah Allah, altı üstü nüfus dairesinin arşiv dairesine indik kardeşim. Ne o böyle? Kutsal hazine avcıları tribine girdin. Temsiliyim diye anlıyorsunuz. Kemal, ha? Bu odadaki raflardan birinde sizin nüfus kayıtları ilgili bilgiler var. Yalnız benim işim var, sizi burada yalnız bırakacağım. Kusura bakma. Tamam babacığım, tamam biz bakarız. Abicim. Şimdi ben bir düşündüm de, benim de acayip işim var Kemal. Görüşürüz hadi. Gel buraya gel. Allah Allah, artık iki tane dosya gördün. Hemen ödün koptu ha. Kemal, oğlum senin bu nüfus şeysi zımbırtısını biz burada nasıl bulacağız Kemal? Gözünü seveyim, aylarımızı alır bizim ya. Lan oğlum bak, sistemli çalışırsak iki saate bütün işi bitiririz tamam mı? Az laf, çok iş. Söndür şunu, söndür. Yakacaksın vallahi koca binayı. Şuranın düğmesi nerede? Şu açıyor, dur. Sistemli çalışacağız. Aa. Zekalı. Barış, yalap şap bakma abiciğim. Hayat memat meselesi diyorum ya. Ay, ay. Abiciğim,
evlenirken bana mı sordun? Hayret bir şey. Hadi bana sormadın. Ne acayip adamsın. İnsan karısının doğum tarihini hatırlamaz mı ya? Allah Allah. Gerizekalı. Vallahi indireceğim kafanı şimdi daha dostum. Ne oldu, çocuklar buldunuz mu? Yok be babacığım, daha bulamadık ya. Saat 5'e geliyor. Hadi yarın devam edersiniz. Ama bulamadık daha. Kemal'cim elimden bir şey gelse başımla beraber. Burası devlet dairesi malum. 5'te mesai biter. Biz de emir kuluyuz. Çünkü Kemal, Emir abi doğru söylüyor gerçekten bak. Ne indir lan? İndireceğim şimdi klasörü kafana. Tamam, tamam hocam, tamam. Ne yapalım, yarın devam ederiz. Kemal'cim, kusura bakmıyorsun değil mi kardeşim? Yok be abi, olur mu? Daha ne yapacaksın? Allah razı olsun. Hadi lan, hadi. Çakmayın döneceğiz, hadi. Biz toparlarız buraları yarın ya. Sen şey merak etme, şey yapma. Evet, tamam, hadi bakalım. Salak! Gerizekalı. Ay! Sanda biraz utanma olur kardeşim ya. Nüfus dairesi saat 5 dedim mi kapanıyor. Öyle saçma şey olur mu ya? İnsanlar doğum günü hatırlayacak, doğum günü bulacak. Yani bir tarih aramak için oraya gitse, yok kapalıyız efendim. Ah! Milletin umurunda değil tabii. Kemal. Hı? Bunları sen bana almışsan. Bilmem. Sana mı aldım? Sana almam için bir sebep var mı yani? Belli var. Var değil mi? Tabii, var, var. Var. Allah'ım, bugünmüş doğum günü. Cazibem, doğum günün kutlu olsun. Pasta da var. Sağ ol. Eyvallah. Hansı doğum günü? Hansı? Bugün benim ad günüm değil. Ama bunları bana vermen için bir sebep var. Belli var. Bir kişi günah iş görende, o vakti eve böyle elinde çiçeğle, tortla gelmelidir. Allah Allah. Demek öyle. Bir günahımız var, bir kabahat işledik ha. Ne yaptık? Cıngıllı, daşlı galana daş mı attık? Hemen hesap olunur Kemal Efendi. Ha. Hem benim ad günümü yadından çıkartmışsan, hem de böyle bugün beni bankadan zengeleyelim diye kandırmaya çalışmışsan. Yalan. Yalan, kuru iftira. Allah canımı alsın, öyle bir şey olmaz ya. Öyle bir şey yapmam. Ya seni gerçekten güven banklar aramışlardır. Bana ne ya? Hansı bank? Hansı? Hansın değil, güven bank. Başım, ben güven bank demirem ki. Ha, kapak diyorsun ya. Ya ben şimdi Amip'le takıla takıla tabii böyle Amip'çe potlar kırmaya başladım da... Şimdi sen bu çiçekle pastayı doğum günü niyetine kabul etmiyor musun yani? O zaman hayatım, bana doğum gününü söyle. Ben de güzel bir hazırlık yapayım. Ne hediye istiyorsan sana alayım ya. Dünyayı yığayım önüne, hadi. He, hansı hediyeni istemeyi sana diyeceğim, he. De, de. Ne istiyorsan de, alacağım. Vallahi bak. Yaşın değilim. De. Ben seninle böyle sihirli bir lamba istiyorum. Sihirli lamba istiyorsun? Belli. Hayırdır? Böyle içinden... Cin çıksın. Hı. Ve o cin bana desin ki yüreğinden 3 tane arzu tut. Hı. Ben de o cine deyim ki 3 tane arzu bana çoktu. Ben bir tane tutum. O dileğim de böyle öküz olan erimi insana çevir. Ve o insan olan erim ele bilsin ki bir kadının en yaşlı hediyesi erinin onu sevdiğini bilmesidir. Güzel. Güzel, çok güzel. Aferin. Hoşuna geldi. Çok çok geldi, çok yaşa. Geldi. Şimdi 3 tane de dilek var ya, birini kullandın. Hı. Cin de oradan çıktı yani. Şimdi boşa gitmesin diyorum ki o 2 dilekten birinde ben dileyim. Olabilir, dile. Olabilir tabii yaşa, o zaman. Dile. O zaman ben de o cine derim ki yani, cin efendi, cin efendi böyle sallanıyor ya. Hı. Diyeyim ki benim bir karım var. Kendisini Hollywood yapımı romantik komedi filminin içinde yaşıyor zannediyor. Ya onu günlük stresten... Böyle koşturmadan bir takım şeylerin unutulduğu gerçek hayata döndür. Ya da beni Hugh Grant'a döndür. Ha ama Jim bunu kabul eder de beni Hugh Grant'a döndürürse... Hani seni beğenir miyim bilmiyorum tabii. Hani bunun Natalie Portman'ı var, Jennifer Aniston'ı var, Naomi Watts'ı var. Biraz yaşlı ama Julia Roberts'ı bile var yani. Bilemiyorum yani. Kapak. Bilmirsen. Yok. Ya şimdi ben bilirim. Yerde kalan üçüncü arzumdan ben istifade eliyerem, benim hakkımdı. Ha, o vakti alırım onu ben, derem ki cin efendiye, cin efendi,
Benim öküzün gözü harici artistlere böyle dağılıp kalıptı. Sen benim öküzü bırak. Böyle gözü harici artistlere dağılıp kalmayan. Benim kıymetimi bilen, böyle yakışıklı, uzun boylu, cavan gibi bir delikanlı, tap deyirəm. Tabii, cin de seni duydu, bunu yollayacak değil mi? Allah bilemirəm ama sen kapağı gördün. Ha, gördüm, gördüm. Tip. Ne oluyor be? Hay bin Alaaddin. Salam Cazibe. Salam Bayzan, hoş gelmişsin. İyi akşamlar Kemal Bey. Vallahi az öncesine kadar iyiydi ama bundan sonra ne olur bilemiyorum hocam. Cazibe, bu çiçekleri senin için almışım. Çok teşekkür ederim Bayzan, çok düşüncelisin. Hiç önemli olur mu? Her zaman seni düşündüğüm için. Arkadaşım bak böyle her seferinde, her geldiğinde çiçek 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 getiriyorsun da olmaz ki. Hadi ilkinde getirdin tamam. Ama bundan sonra biraz da arıları düşünme zamanıdır bence. Sen ona fikir verme Bacan. Kemal Bey böyle düşünceli insan görmeye alışıp olmayıp ondan böyle danışır. Allah Allah. Her sabah aynaya baktığımda görüyorum ama neyse. Öküzdür o. Ya Cazibe, bu çiçek daha bir şey değil. Sen esas ad günü için hazırladığım o sürprizi gör. Görünce inan ki çok duygulanacaksın. Baycan, sen benim ad günümün tarihini yadından çıkartmamışsın. Ben, senin ad günün tarihi. Aa, benim için dünya tarihinde en önemli günlerden biridir. Hiç unutma olar mı? Kemal Bey, eşittiniz Baycan ne diyor? Aa, eşittik, eşittik. Dünya tarihindeki en önemli günmüş. Duyan da seni Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı gün doğdun zanneder ha. Yalakalık diz boyu. Cazibe, Kemal Bey yine çok asabidir bugün de yasan. Sen ona fikir verme bacan, o hem işe beledir. Seni ele diyen de onun için böyle tarihte çok mühim bir gün yadına geldi. Hansı gündür ki o? Hansı gün hemen deyirem. Böyle dünyanın öküzün boynuzunda olmadığının başa düşüldüğü gün. Ay ne komik, ne komik. Bak bir şey söyleyeceğim, siz Azerbaycan televizyonda sitcom yapsanız da acayip tutar ha, 39 garanti. Hadi abicim, senin işin gücün yok mu? Hadi, hadi yavaş yavaş git, hadi, hadi, hadi. Kemal Bey. Ne? İşi gücü vardır belki adamın, bizim de işimiz gücümüz var. Gelmiş buraya da giymiş, doğum günü, doğum günü, doğum günü muhabbeti yapıyor ya, nispet gibi. Tamam kardeşim, bravo sana ya. Cazibe'nin doğum gününü hatırladın, unutmamışsın. 10 puan, 10 puan, şampiyon. Baycan, hadi bakalım. Mehter marşıyla geldin. Seni ben İzmir marşıyla kapıya kadar uğurlayayım. Hadi, 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 hadi. Bırak şimdi, hadi. Allah aşkına geç ya. Kemal Bey. Manyak mısın oğlum? Bırakır mıyım bizi? Otur, otur, otur. Anlamadım. Otursana abi, otur, otur. Allah'ını seversen. Hiçbir şey ikram etmeden ben seni gönderemem Baycan. O kadar da öküz değilim yani. Cazibe, ne bakıyorsun? Baycan buraya kadar gelmiş. Bir şey içirmeden mi göndereceğiz adamcağızı ya? Hadi bir şeyler getir. Bizim öküz deli olupdu. Oğlum, oğlum, hadi, hadi. Ne haber morum? Alışabildin mi İstanbul'a? Alışırım Kemal Bey. Yavaş yavaş alışırım. Çok kalabalık oğlum lan İstanbul lan. Vallahi acayip trafik, mırafik, çile yani ha. Bu Çağlayan biraz sıkanıyor ama ondan sonra açılıyor. Yakında o da biter yani ya. Bak, günler ne çabuk geçiyor. Cazibe'nin doğum günde neredeyse geldi ya. Az kaldı değil mi? Az kaldı, az kaldı. Ya benim matematiğim çok böyle zayıftı, böyle sayısalım mayısalım. Tam ne kadar kaldı? Yaklaştık mı yani? Yaklaştık mı? Yakınlaştı, yakınlaştık ya. Evet, evet, ben de yaklaştım vallahi. Şimdi alacağım tarihi. Hocam ne zaman bu Cazibe'nin doğum günü ya? Nedir yani? Nedir bu olay yani? Cazibe'nin ad günü. Yardım Baycan. Baycan indi aklıma geldi. Benim konuklarım gelecek. Birazdan istiyorsan sen git. Sonra yine gelersin ha? Gitmesin, gitmesin. Adamla oturuyoruz burada, sohbet ediyoruz. Gelmiş bir şeyler içsin ya. Nerede kaldık hocam? İstanbul diyorduk değil mi? Çok kalabalık. Hiçbir yerde kalmadınız Kemal Bey. Bacım ben sana böyle sonradan çok yaşlı ikramlar eleyeceğim. Kusuruma bakma olar. İkrama ihtiyacı yoktur Cazibe. Seni gördüm bana beseleyir. O zaman ben kapıya kadar uğurlayayım. Yok, yok, yok. Ben yola salarım bacım. Hemen salarım. Sal, sal. Yürürken sal. Aferin, sal. İyi akşamlar Kemal Bey. Hemen iyi akşamlar. Hemen bir samimiyet. Hadi. Çiçekler için teşekkür ederim. Pop
pabucumun hıgranda. Ne oluyor buna be? Ne oluyor? Allah Allah, bir bahar geldi, açıldı saçıldı ya kıyafetler mıyafetler. Herif gelip gittikçe çiçekler miçekler yeter be. Tip. Gecenin bu saatinde kim bu ya? Hayırdır? Anam. Anam. Ah. Alo. Alo. Allah iyiliğini versin Ziver Bey. Ya. Tabii sistem. Tabii. Bak beni de sisteme dahil etmiş. Tabii. Aferin. Hiç kimseye torpil morpil yapmamış. İltimas yok. Herkes aynı. Herkes aynı da sen... Bu ne ya? Sabahın beşinde de olur mu? Allah Allah. Söyleyeyim de benimkini biraz daha ileri saat atsın. Sabahın beşinde patron kısmı kalkar mı ya? Alo. Ulan Ziver Bey gibi ben senin şimdi... sabah sabah aklımı başımdan alıyordu benim ya. Buradan Kemal uyanmış mı? Efendim? Alo! Kemal! Abiciğim uyandın mı? Yok, uyumadım. Ne uyanmadım ya, bir şey olmadım yani. Ne var? Nasıl uyanmadın ya? Şişt, oğlum senin Ziver Bey'in şeysi aramadı mı uyandırma şeysi daha? Sen kimsin kardeşim ya? Ya Barış. Barış, bildiğin Barış. Yurtta Barış, telefonda Barış. Manyak mısın sen? Sen Ziver'in alarmı mısın? Şişt, ya, ayıp ediyorsun ama abiciğim şimdi. Zaten kalkmayacak mısın sen ya? Şey diyorum işte, kalkmışken ben de sabah kahvaltı şeysine gelecektim de onu haber vereyim şeysine diyorum sana. Yok yok, sana kahvaltı mahvaltı yok, gitme ya. Nasıl canım, sen şey yapma ya. Ben gelene kadar o zaten hazır olur. Yavaş yavaş şey yaparsınız, hiç dert etmesin Kemal. Sanki gelme desem gelmeyeceksin ya. Gel hadi gel, tamam anasını satayım, gel. Onu diyorum ben de işte, Kemal'im ben. Şimdi gelirken böyle evde bir şey lazım mıydı, değil miydi? Onu bir sorayım şeysine şey yaptıydım. Yok yok, her şey var, bırak. Onu diyorum, eğer şimdi yoksa hani ben gelmeden alın da ondan sonra pürüz yaşamayalım bağından konuştum ben. Hadi o zaman işte, kahvaltıda görüşürüz Kemal. Tip! Hay, bu çocuk alem var. Vallahi pasta süper olmuş Cazibe yenge, teşekkür ederim ha. Nuş olsun ama mene değil, Kemal'e ele. He doğru valla. Sağ ol abicim, sen böyle duyarsız bir hücük olmasaydın... ...biz böyle doğum gününden önce ekstra pastayı nerede yiyecektik ya? Sen böyle amipçe konuşmaya devam et, o doğum gününü de göremeyeceksin, ben sana söyleyeyim de. Niye göremeyecekmişim abicim, ben gördüm bile ha. He bu arada Cazibe yenge konusu açılmışken... ...doğum günün kutlu olsun. Sağ ol Barış. Bugündü ya, evet ben biliyorum. Bugündü, ben onu zaten farkındaydım ya. Canım benim ya. Ay yavrum, doğum günün kutlu olsun ya. Nice yaşlara Cazibem. Bakı. Sazan değil, orkinos. Endamı görmürsen.
Ne bu şimdi? Çocuk çocuk şakalar, bir takım böyle antin kuntin hareketler. Allah Allah, yemedik biz de. Ben size uydum yani. Nasıl yemedin? Yedin abicim, mal gibi yedin, gördük işte. Yedin de bin. Yedin. Çok güzel, çok güzel şakalar yaptınız. Güldük, eğlendik. Teşekkür ederim çocuklar. Senin bu laf sokmaların da artık bana fenalık getiriyor ya. Yapma, Allah'ını seversen. Zaten canım sıkkın. Dün doktora gittim ya. Hadi doktora ya. Gittim, evet doktora gittim. Dedim ki, dedim doktor bey, benim büyük bir derdim var. Ben dedim, sahte de olsa, çakma da olsa, aramızda tensel bir şey yaşanmasa da... karımın doğum gününü unuttum, ne yapmalıyım dedim. O bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Sıkı durun. Doğum gününü unutman karını sevmediğin anlamına gelmiyor. Bilakis onu çok sevdiğini gösterir dedi. Adam önlüklü doktor ya. Baktım zaten bayağı iyi doktor ya. Gözle. Çok fena doktorluk oldum be Barış. Al Kemal. Aa, bu nedir ki? Rahat. Yeyerek diye almıştık. Ama sana kısmetmiş. Bundan sonrasında buna danışabilirsen. Bu ne be? Laf sokmak için bana prodüksiyon mu yapıyorsunuz arkadaşım? Doktora gittim diyorum ya. Önlüklü adam diyorum. Yalan mı söyleyeceğim? Öküz sen Kemal. Öküzün biri sen. Bir de böyle yaşlı bir şeymiş gibi danışırsan. Niye mağdursun? Yoksa birisi sana böyle gereksiz bir unutkanlıktan dolayı hayatı zehir mi etmeye çalışıyor? Evet böceğim, yani ona benzer bir durum. Çok basit bir unutkanlık yüzünden hayatım zehir oldu. Hatta zembelekleşti. Nece bir unutkanlık bu? Ay sorma Cazime, sorma. Yani çok ufak bir unutkanlık. Solaryuma girerken... güneş gözlüğümü çıkarmayı unutmuşum da. Ay bin zorro. İşte gördüğünüz gibi mağdurum. Çok mağdurum, mağdurum da mağdurum da mağdurum. Çok mağdurum, mağdurum da mağdurum da mağdurum. Sen ne biçim bir arkadaşsın? Senin arkadaşlığına be. Bir de kanka olacaksın. Senden kanka manka olmaz kardeşim. Arkadaşını yani altı üstü böreğe sattın ya. Ulan böyle bir şey yapılır mı? Biliyorsun da abiyim şimdi yani. Senin tarafını tutsaydım da Cazibe yengeyi ikimize birden mi kıssaydı Kemal? Sus lan sus. Artist. Oğlum bak olacak bir şey değil ama... yani olur da günün birinde bir kızla tanışırsan... ve o kızla çıkmaya başlarsan... ondan sonra o kızın doğum gününü unutup kız da sana posta koyarsa... sakın benden medet umma. Yani benden yardım isteme. Ben seni sürüm sürüm süründürürüm. Bak baştan söyleyeyim. Yakarım seni. Ayıp ediyorsun ama şimdi Kemal ha. Ben senin moralin düzelsin diye burada böyle cep telefonundan komik videolar gönderiyorum sana. Senin yaptığın şeye bak ya. Yollama lan bana komik video falan. Benim hayatım komik video olmuş zaten. Allah Allah. Herkes iki dakika kafana çalıştı da Cazibe'nin... doğum tarihini nasıl bulacağız onu söyle be. Keşke Bağcan'ın numarasını alsaydım ya. Ara ara öğrenirdim ya. Şişt bana bak. O Bağcan'la bunun numarası var mı sende? Bağcan'ın numarası mı? Ne arana ben de Bağcan'ın numarası. Ben ne bileyim oğlum Bağcan'ın numarası kimde? Daha hiç haberim bile yok benim ya. Adam İstanbul'un kim bilir neresinde oturuyor? Kardeşim Bağcan'ı. Bilmiyorum lan ben Bağcan'ın numarasını falan. Ne bileyim. Yok haberim bile yok. Aslan mısın oğlum sen? Sana ne zaman Bağcan'ı sorsam hep aynı şeyleri söylüyorsun. Amma uzattın ha. Tip. Tabii abi şu anda böyle. Çok güzel duygusal bir hediye paketi hazırlamış böyle. Aportta bekliyordur yani. En önemlisi benim ondan daha güzel bir hediye almam lazım. İyi bir fikir bulmam lazım yani. Oğlum bu acayip koymuş lan. Bak dur gönderiyorum şimdi sana bunu da gönderiyorum Kemal bak bak. Gönderme abi gönderme bana video gönderme komik video gönderme. Mesaj kutum patladı be. Yürüs saat senin gönderdiğin videolara ayıkladım kardeşim yeter. Kardeşim benim, sen benim kardeşimsin. Tamam, farkında olmadan gene ne geldi? Benim aklıma ne geldi şimdi? Bakın söyle bakayım. Cazibe'yi mesledecek hediyeyi buldun. Daha doğrusu senin sayende ben buldum. Hani bana dün bir tane video göndermiştin ya bak. Ne bileyim abiciğim ben sana dün bin tane video gönderdim. Hangisi bilmiyorum ki. Tamam, önemli değil. Onu unutalım ama ilk önce bana bir tane kamera lazım. Kamera mı?
Hacım, kamera olsun. Bak, bu kamerayı var ya sana monte ederim. Manyak! Webcam değil. Neyse, her şey sırasıyla kardeşim. Sinirlenmeyeyim. İlk önce nüfus dairesine gidip Cazibe'nin doğum gününü öğrenelim. Abi kusura bakma, böyle geldik biz gene arşiv olayına da, yani ikide bir de gelip gidiyoruz. Seni de rahatsız ediyoruz ama yani önemli biliyorsun bizim için. Yok be Kemal'cim, arşivde size yardım edemediğim için vallahi ben de kendi kendime suçluluk duyuyorum. Arşive inin, yolu biliyorsunuz nasılsa. Duray abi, gördüğüm kadarıyla sizin mesai de bayağı erken başlamış ha. Barış'ım, bilgisayarlar bozulunca biz de eski usullere kaldık, ne yapalım? Ya abi, bu da kulu yapısı yani sonuçta, olur tabii. Ya yalnız biz hani böyle sıkıştırmazsan abi akşam 5 falan diye. Çünkü hani bizim işimiz bayağı uzun sürebilir. Kusuruma bakma yani anca bu kadar iş. Hayrettin Kemal, biz biraz daha kalacağız dedi. Ben size hayır mı dedim? Aa. Şimdi birader, biz dün biraz daha kalalım dediydik de sen de şimdi o paraçıya. Sus ulan, sus işte adam öyle böyle yardımcı oluyor. Ne kızdırıyorsun, ne laf sokuyorsun ya? Adam şimdi vazgeçecek, Allah Allah. Hadi yürü, çok işimiz var. Abi biz kaçtık o zaman, aşağıdayız. Tamam. Hadi, hadi eyvallah. Hayır. Tamam. Yürü lan, yürü. Yo, yanında hazırlık mı yapıyorsun? He. Dur, ben de yardım edeyim. Ay yok, sen zahmet eleme, yorulma. Ay olur mu öyle şey canım? Zaten dün gece çocuğun hamuruyla oynamışım. Bari bir işe yarayayım. Cazibe, Kilyas'ın adını yuvarlamışsın. Yoksa ad gününü hatırladı mı? Harda o günler. Ben hele dalıp yazmışım. Hay Cazibe, sen de çok çabuk yumuşayıveriyorsun ha. Yo, yumuşamamışım. Yani Kemal eledir, unutkandır. Hem onun adı Kemal değil, Kinyas. Ne demiştik? Ha, bütün kadınlar elmas, bütün erkekler Kinyas'tı. Kemal den gelir. Sen belki yağdına düşüp de onu diyecek he? Alo? Selam Cazibe, ne haber? Yaşıyam. Ne olup? Ne oluptu? Bir şey olup mu da değil ya. Bu akşam biraz gecikeceğim de o yüzden bir arayayım, haber vereyim dedim. Onun için zengelemişsin. Ha, onun için zengeldim ya. Bu akşam biraz takılacağız Barış'la. Takılan zi falan muhabbetler yani, anladın mı? Merak etme yani. Gecikirsen gecikmene ne var? Çip kapattı hemen. Ne oldu? Ne diyor? Hiçbir şey demir. Bunu böyle sileceğim ben. Heh. Çobudun biri yazacak. Buldum lan. Ha, ulan dur, ben de tam böyle, tam ben de buluyordum abi. Gibi aldım böyle, tam buluyordum. Ana! Yarınmış lan doğum günü. Hadi be. Vallahi billahi. Hadi abi hadi. Yürü. Çıkıyoruz, hemen gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi, hayır, hadi. Nereye gerizekalı? Hadi. Yahşi Cazibe. İstanbul seni acil bekler, Yahşi Cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi Cazibe. İstanbul seni acil bekler, Yahşi Cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Şimdi
Yor. Kemal. Notumuz da tamam. O zaman gitme vakti gelmiştir Kemal. Hadi koçum göreyim seni. Allah Allah, Allah Allah, bu ne ya? Bu saatte tere kim arıyor? Ama üf, üf. Gene Ziver Bey ya, bu ne ya? Söyleyeyim de beni sistemden çıkarsın ya da daha bir geç bir saate alsın ya. Ne bu be? Şey miyim, istihdamcan mıyım? Patron muyum anlamadım ki ya. Kemal gece gelmeydi. Ha yok. Çarşafı düzgün katlamamış. Demeli gelipti. Cazibe, sen bu mektubu okurken ben gökyüzünde olacağım. Ay Allah! Ad güdümü yadına salamadığı için yoksa intihar... Kemal nedir sen? Kızım saçmalama, ne intiharı? İntihar falan etmedim. Vakti gökyüzünde ne işin var? Müsaade edersen yazıyorum. Sen bunları okurken ben uçakla şehir dışına bir iş seyahatine gidiyor olacağım. Geç saate kalabilirim, merak etme. Hiç de böyle merak edemedim. Olsun, ben yazayım da. Ha bu arada çarşafı düzgün katlayamadığımın ben de farkındayım ama elimden bu kadarı geliyor. Çoludun biri. O kadar vakit var. Sen benim ad günümde git eş seyahatine. Ama hardan bilsin. Hele de benim ad günümü bilmir. Neyse. Fikir verme Cazibe. Daha evvelki ad günlerinde o yoktu. Şimdi de yanında istiyorsan. Makbule geçer nedir? Kadınların hamısı elmas. Erkeklerin hamısı kinyas. Tamam anlıyorum arkadaşlar. Cuma gibi. Ya arkadaşlar teknolojik yeni sistem biliyor musunuz? Ya olur mu? Küçük tefek şeyler olacak bunlar. Ama bugün Cuma mı yani? Bir dakika ya, bir dakika ya. Ne oluyor burada istihdam canlarım? Bana burada ne olduğunu biriniz açıklayacak mı? Şimdi sevgili güzel Hulusi babacığım, biliyorsunuz ki her yeni teknolojik sistemde bazı ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Yani bunlar normal şeyler, doğal şeyler yani zamanla oturacak. Ne oturacak? Bu mu? Bu oturdu. Bu değil, cumartesi pazar yani uygulama olarak.
Hulusi Bey, bugün cumartesi ve biz hepimiz buraya sabahın köründe geldik. Evet. Aha! Ziver Bey, ne oldu? Şimdi Hulusi babacığım diyorum ki teknoloji yani o da ufak tefek teknolojinin cilveleri olur böyle şeyler. Ziver Bey, senin cilve gözün sınır kapısından sınır dışı etmemek için kendimi zor tutuyorum. Bak, bak tutuyorum, tutuyorum. Şimdi yollayacağım. Nerede o alet? Nerede o alet? O alet santralde. Hemen santrale gidiyorsun, o aleti imha ediyorsun. Bir daha gözüm görmüyor bu aleti. Sus! Dediğimi yapıyorsun. İyi, arkadaşlar, madem cumartesi günü buraya geldiniz, tatil günü hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Burası sizin yuvanız. Madem geldiniz, gitmeyin de pazartesiye bıraktığınız işleri bugün tamamlayın, ha? Hulusi Bey, mesai sayılmayacak mı bu? Ya sayılmaz olur mu? Sayılmaz olur mu? Tabii sayılacak. Mesainiz bol bol verilecek. Ama o mesaiyi size veren ben olmayacağım. Nasıl yani? Şöyle yani, sizi buraya cumartesi günü kim çağırdıysa, kim getirttiyse mesainizi o zat-ı muhterem verecek. Ama... Allah Allah. Hulusi babacığım diyorum ki arkadaşım bir dur ya, bir dur ya. Ben benim 4 aylık maaşımı diyorum peşin verirseniz ancak sanırım yetişebileceğim. Tamam. Hulusi babacığım. Ona verme, o hala uyuyor. Dağıt, 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 dağıt. Nereye, nereye dağıt? Hulusi babacığım diyorum ki. Git bir yerden bul kredi çekmişin yap. Hadi bul 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 bul. Hadi. Siz de çalışın. Ağzınız mesai. Cazibe, yadındadır 4 yıl önce ad gününde seninle ilk defa reks elemişti. He, yadındadır bacan. Ah. Teşekkür ederim. Barış! Ha. Barış! Efendim? Barış, bacanı biraz başına bak. Yoksa Ejder Beygil'in yanında ağzından söz kaçırtacak. Silahıyla böyle koyayım mı kafasına? Ne diyor? Kafayı koyayım şey. Bir ele demire. Yeri değerim ki değil. Oyala, oyala. Ağzından söz çıkmasın. He. Tabii canım, ben zaten... Ayda yılda bir gördüğüm baycanı her türlü oyalarım. Hiç merak etme. Bu baycan İstanbul'un neresinde kalıyor ya bak. Hiç bilmiyorum artık. Hiç haberim yok. Vallahi bilmiyorum. Barış. Hayır, şimdi. Baycan, ne haber? Vallahi bak daha ne zamandan beri de görüşüp durmuyorduk seninle. Gel şöyle bir hasret gidelim. Gel, gel. Barış, ne ziyanı ne vaktir görüşmüyoruz. İşte onu diyorum, ne vakti görüşmüyor duyduk da. Hadi gel biz böyle iki muhabbet, sohbet edelim. Şurada şöyle bir duralım seninle. Ya ya ya, bir şeyler yiyelim. Bununla ne söylüyor anlaşılıyor? Görüşmüyoruz diyor ya, görüşmüyoruz. Ejder'cim. Evet. Hatırlıyor musun ilk evlilik yıl dönümümüzdeki senin doğum gününde nasıl büyük bir sürpriz yapmıştım sana? İçinde sen olduğun için çok büyük bir sürprizdi gerçekten. Pastan içinden çıktın ya, nasıl unuturum? Hatta içinden çıkabileceğin kadar büyük bir pasta yaptırmak için beşi bir yerlerini bozdurmuşsun ya. Zor zamanlarımız için saklıyordun onu. Ya o pastayla koskoca Afrika kıtası doyardı ya. Afrika'da var ya açıysa kalmazdı. Etiyopya olmaz ya Etiyopya. Ay ben sana sürpriz diyorum, sen bana hala Afrika mı Afrika diyorsun. Sen sürprizin olsa gibi kendini çilekleri aldın götürüyorsun, milletin çileğini alıyorsun ya. Gel kutlayalım, kutlayalım. At günün mübarek. Çapraz. At günün mübarek. Cazibem, Bakü, Ceyhan, Boru hattım sonunda baş başa kalabildik. Ne diyeni? Yani diyorum ki Kemal abi baş baş demeden gitti kerata. İyi de oldu. Bazı şeyleri anlamaya başladı herhalde. Ha Kemal abin sabah tezden bele iş seyahati için teyareye binip şehirden geldi. Ha öyle mi? Kemal abinin göbeğine uçuş izni çıktı yani. Yalnız dikkat etsin, göbeğini tanımayan bir yere gitmesin, diplomatik kriz çıkar ha. Başa düşmü ben. Ben sana hepsini anlatacağım. Anlamadığın yerleri tekrar tekrar üzerinden geçeceğiz. Yürüyeceğiz. Bana bak, senin bu kinyasın geleceği yok. Artık mumlara üflesen diyorum ha, ne dersin? Yo, biraz daha gözleyin. Yerine Kemal için demirem. Belki başka konak zat gelebilir. Hayret bir şey yani. Yani ilk defa herhalde bir doğum günü sahibinin kocasına sürpriz parti yapılacak. Cazibe, seni şöyle ayağa davet ediyorum lütfen. Buyurun, başarılarınızın devamını diliyorum. Plaketim de elimde. Nedir böyle?
Plaket annem için. Bak ne yazmışım. Bu nur yüzü güzel insanı doğuran ve onu bugünlere getiren hurilerden daha güzel, meleklerden daha şefkatli, cenneti ayaklarının altına alan fedakar anneye sonsuz teşekkürlerimi sunacağım. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Çılgın çocuk Erdo dedim sonunu. Sağ olasın ama bunu benim anama vermem biraz vakt aparabilir. Çünkü benim annem nece ilgeler evvel rahmete gitti. Anne ya, biz o zaman bayağı bir çamı devirdik diyorsun yani. Ben o zaman bir iki dakikalık saygı duruşu yapayım. Durum kurtulur belki. Cazibeciğim. Mutlu yıllar tekrar. Arkadaşlar yavaş yavaş yürüyecekler zaten. Ben şimdiden konuya gireyim. Mutluluğun formülü çok açık. Bir kelime o kadar yakın ki. Hatta kalbime yazdım. Kopya çekebildiği. Soldan sağa 4 harf. Apartmanımızda şirin bir ilçe. E ile başlıyor. Bana bak Bodur Kinyaz, sen fazla konuşuyorsun. Hadi evine, hadi yalla, yalla. Vurma. Cazibe, benim de sana küçük bir hediyem olacak. Bunu pastaya üflerken vereceydim ama... En çok sevdiğim mahnılar var bunun içinde. Bunlara kulağı asan da beni düşün. Sağ olasın Baycan. Hadi Baycan efendi. Bak sen beyefendi adamsın. Hadi sen güzel güzel gidersin. Hadi kal sağlıcakla. Ay. Ay hadi Cazibeciğim. Görüşürüz anne de. Ad günün kutlu olsun. Bak ne diyeceğim, buraları toplama, yarın hep birlikte hallederiz, tamam mı? Hem şu kinyası da fazla kafana takma. Ne demişler, bütün kinyaslar aynıdır. Bir de unutma, neydi? Her kadın elmas, her erkek kinyastı. Sen fikir verme Mahpule bacım, ben bu gece hiç böyle erim hardadır diye fikirleşmirem. Yani onsuz da dostlarımla böyle çok yaşlı bir at günü geçirmişim, sağ olasın. Hadi sana iyi geceler. Zazi Bey, doğum günü kutlu olsun. Sağ olasın Şerefcan. Heh, düşürme de. Hadi görüşürüz Cazi Bey, yorma kendini. Ad günüm çok yaş geçti. Güyam Kemal olsa daha yaş geçeceydi. Nece de olsa benim bele sahte erimdi. Kolunu çekti, pulunu aldı. Ondan sonrası da evvelce Peker Bey'i... ...sonra Ejder Bey'e yalandan oyun oynadık. Benim ad günüm ya adına Salsana olacak... ...Salmasa Nece olacak. Yok yok, yaşlı geçti bence. Hem burada bele olsaydı köbutluk eleyerdi. Onunla bununla dalaşardı. Bence onun adı daha yaşlı oldu. Gözün kör olmasın Kemal. Ad gününde er arvat olduğumuz halde beni dul koydu. Nedir böyle? Herhalde Erdoğan koyup gitti. Bu defa da rahmetli atama plaket eleyipti.
Bastın mı hocam? Haber basmışsın, ne söylemiyorsun ya? Kırmızıya bastın değil mi? Rek yazıyor mu? Rek, R-E-C. Heh, başa düştü. Tamam, tamam, tamam. Başlıyorum o zaman, tamam. Aa. O neydi? İyi akşamlar Bayır Gülü. Sen beni şu anda bir iş seyahatine gittin biliyorsun. Ve diyorsun ki kendi kendine, eminim yani kesin diyorsun. Yani bu güzel günümde, bu en mutlu günümde beni burada böyle bu gecenin vaktinde böyle tek başıma bıraktım diyorsun ama... Evet. Ama ben iş seyahatinde değilim. Ben çok sevdiğim karımı çok daha yakından tanımak için seyahate çıktım. Nece yeğeni? Nece, şöylece... Şu anda bulunduğum ortamı bakayım tanıyabilecek misin? Bu odayı tanıyabilecek misin? Hocam biraz açar mısın? Ya hayır hayır yanlış yani şey resmi biraz aç resmi ha aç aç yaşlıdır yaşlıdır. Bak bakalım bu oda hangi oda tanıdın mı bu odayı? Halamın evi. Evet halangilin evidi evet ben şu anda Bakü'deyim. Senin memleketindeyim yani senin yaşadığın büyüdüğün o eski mahallendeyim ben. Vallahi burada bütün komşularınla, ablalarınla, abilerinle, teyzelerinle hepsiyle tanıştım. Hepsi de seni çok seviyorlar. Çok selam gönderiyorlar. Birazdan da gönderecekler. Yani vallahi buralar güzelmiş be Cazibe. Hani buraları terk edip İstanbul'a niye geldin onu da anlamış değilim açıkçası da. Ama iyi ki geldin be Bayır Gülüm. Neyse bak burada şimdi akrabalarım var. Onlar da sana sesli ve görüntülü mesaj yollamak istiyorlar. Hadi gel, gel, gel. Bak, bak, bak kim geliyor. Ya ah, nasıl seke seke geldi. Cazibe bizi görecekti. Evet, tabii Cazibe görecek. Hatta Zeki Ören bile görecek. Sen konuş, konuş hala. Cazibe kızım, necesin? Haşan da zen gelemirsen ya. Ne vakti zen gelemirsen senden kalmışsın yara. Ne var ne yok necesen. İnşallah yakışırsan. Kürekenimi de çok beğendin bilirsen. Küreken ben. Çok yakışı oğlandı. Canlara değen oğlandı. Estağfurullah halacığım hafıza biraz az toparlarsak mevzuyu. Maşallah sana Cazibe valla. Ela küreken seçmişsen bize. Küreken ben, kürekim. Ay alan benim, çok tatlı hala, çok tatlı. Cazibe, ad gününde mübarek olsun. Olsun. Ama inşallah önümüzdeki yıl seni bir yerde, burada ad gününde kaydelemek için gözleyirik. İnşallah hala. Heyecan. Boğazım tutuldu heyecandan ya. Heyecanlanma canım canım. Ne tatlı ne tatlı. Küçücük 33 numara ayakları var. Çok tatlı adam var. Yerim ben onu ya. Bak kim geliyor bak. Gel. Gel lan gel. Gel. Bak. Bak. Yumurta yumurta tutsun. Bak kim. Bak seni. Cazibe hala. Ad günü mübarek olsun. Beni tanıdın. Al koç ben. Al koç. Hiç hatırlamaz olarım. Çok büyümüşsen. Al koç, geçen ay sünnet olmuş, çok tatlı. Artık erkek oldu. Kocaman, kocaman. Ay Cazibe, mütlek gel ha. Önümüzdeki yıl mütlek bir yerde ad günümü kaydedeyim. Tabii. Sizin için ayrı otağı da hazırlamışam. Gelip kürekenimden bir yerde kalarsınız. Estağfurullah. Bak gelmemezlik eleme ya. Gelecek, gelecek. Gel, gel, gel. Sen de gel. Bak, bak kim geliyor, bak gel. Cazibe bacı, salam. Yoldaşın da yaman yakşıdır ha. Vallahi para vermedim ha. Bak kendi. Eyvallah kendi fikirleri yani. Bak onun da nişanı var bu ay. Vallahi herkes büyümüş burada. İnşallah, seni çok özlemişler. İnşallah. Bak sürpriz bak kim geliyor. Gel 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 enişte gel. Babacığım. Cazibe. Allah hayır versin. Gül kimi oğlan. Koşa garyasız. Estağfurullah ya. Yere yer geçin sıkmasın. Vallahi. Ay Cazibe be. Cazibe. Allah nezerlerden saklasın. Amin amin. Cazibe burada senin bir tane fotoğrafını buldum. Bak şöyle göstereyim.
Çok da güzel çocukmuş ya vallahi. Bunu ben kendime alıyorum, tamam mı? Haberin olsun. Şurama koyacağım böyle. Tabii bizim Barış gerizekalısının ayarladığı kamera biraz böyle hafızası bitiyor. O yüzden Bakü'den yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. O zaman hep birlikte diyelim ki Cazibe. At günün mübarek. At günün mübarek. At günün mübarek. Cazibe. At günün mübarek olsun ya. Ha bu arada unutmadan çok önemli. Televizyonda aldığı başarıdan dolayı da Azerbaycan'ı kutluyorum. Bravo! Azerbaycan! 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 Gurur yaşattınız bize. Cazibe hadi hadi iyisin vallahi. Güzel parçaydı değil mi be hala? Vallahi güzeldi. Canım benim. Kapat kırmızıya bas kırmızıya. Ad günün mübarek olsun Bayır Gülüm. Kemal. Bayır Gülüm. Sen bugün Bakü'ye gidip gelmişsin. Ha, yani zaten derler ya işte git gel Bakü'ye 6 saat. Ben sana ne diyeyim? Bilemiyorum. Hiçbir şey deme. Bak, ortalama hırt bir Türk erkeği olarak bazı önemli günleri unutmuş olabilirim. Ama benim bu dünyada unutmayacağım ve aklımdan çıkarmayacağım tek şey... ...senin en yaşlı kadın olmandır. Yani sensin, seni aklımdan çıkaramam. Gülüm buralarda geçmez zaman. Yanımda senden kalan zamansız hasretin. Yaşayamam, sana sarılmadan uyuyamam. Aa, sen benim gülen yüzüm, sen benim en büyük sözüm. İnan kimselerde yok gözüm, senden başka. Sen yoktun gülüm.